tek tek adamın açıklamalarını ekranlara taşıdık. Bu arada topun 68 dakika 12 saniye oyunda kaldığını ve bu sezonun rekoru olduğunu da belirtelim. Müthiş. Bakın, evet, hakem kararlarını değerlendirirken bir de bu açıdan bakmak lazım. İlk dakikada bir artı bir vardı uzatma zaten. Evet. Yani geçen hafta da hem Galatasaray-Sivas Spor maçı takır takır akan maçlardan birisiydi. Fenerbahçe maçı da takır takır aktı. Yani o burada hakemlerin de payı var. Ne kadar az düdük çalarsanız tabii, yani düdük çalmamak demek, evet, değil de bu. Bu rakamlar zaten Şampiyonlar Ligi rakamları falan neredeyse. 68 dakika çünkü Türkiye'nin ortalaması 50-55 arasında gidip geliyor. Burada oyuncular da direkten döndü. 68 dakika top oyunda kaldı. Oyuncular da yardımcı oldu tabii bu duruma. Yani bazen hakemler der ya, oyuncular bize yeteri kadar yardımcı olmuyor diye. Böyle bir maç seyrettik. Devam edelim, şu pozisyonları tamamlayalım. Bir şey söyleyeyim. Penaltı var mı yok mu? Lerdin ilk pozisyonu diyelim, devam edeceğiz çünkü. Şu Rafael ikinci pozisyonu. Burada Rafael. Volkun sakatlandı. Evet, yani orada pozisyon. Foul yapan Rafael sarı kart çünkü net. Mehmet Ayhan kırmızı dedi, sen sarı diyorsun. Ben niye sarı diyorum? Çünkü net bir şekilde topa vurma şansı net değil. Çünkü önünde Pong var. Pong ondan önce müdahale ediyor çünkü topa. Ama hareket net mi net? Bu ne anlama geliyor? VAR'ın başındaki Mustafa Öğretmenoğlu hakemi çağırma yetkisi var burada. Hafta net. İçerisinde Cüneyt Çakır'ı çağırdılar, evet. Şampiyonlar. Ulenberg'i de dinledim. Ulenberg o da şaşırmıştır. Bu pozisyonlar Allah için, çağırmıyoruz diye. Tabii Ulenberg de bu pozisyonlar için net pozisyonlar diyor. Hakemin çağırması lazım. Serdar, ama net Ulenberg'in, pozisyon deyip nasıl kırmızı demiyorsun buna? Ama bak, bariz gol şansı. Var ama, mı? Ama şu anda şöyle söyleyeyim. Burada Serdar niçin kırmızı kartı biliyor musun? Penaltı artı sarı kart, o çifte cezalandırmalar kalktı ama şöyle bir şey var. Burada Rafael'in hiçbir şekilde topla alakası yok. Rafael burada doğrudan rakibiyle oynadığı için şunu da, bak şunu da düşünmek lazım. Kırmızı. Serdar şimdi Rafael hocam, belki o pozisyonda, ben anladım senin ne demek istediğini. Ulenberg'in dediğine göre söylüyorum ben. Şu an burada eğer Rafael o foul yapmasa Ceyhun hocam, Larin vurabiliyor mu topa? Ben de diyorum ki sana işte, eğer o hareketi yapmasa belki, bak bazı pozisyonlar hakikaten saliselerle, yani özellikle futbolda çok önemlidir. Bir saniye salise bir çok gelsene, çok önemlidir. Önce, bak, bir önceki hatta gelsene. Hani, tam onu anlatıyorsun şimdi. Bak. Onu, o hamleyi yapmasa belki bir tık daha önde olup topa vuracakların, bilemezsin. O, bunun üzerinden o yorumu yapmak zor. Aynı anda o tam Ceyhun konuşurken biz onu izlerken tam da oldu. Bak dur. Evet. Gördün mü? Ayağı geride kalıyor. Ayağı geride kaldığı için yarım saniye bile değil. Yarım saniye bile değil. Çok önemlidir futbolda. Bu arada yine arka direk şeyler. An, ama bir an çok önemlidir. Bakın onun hani garantisi var mı? Umutlar. Larin vurabilir. İşte ihtimal olsa dahi. Ulenberg öyle diyor. İhtimal olsa dahi. Tamam, sonuçta golden pozisyonu sarı kart diyorsun. Ha, ben karta bir şey diyemem. Ben Ulenberg'in dediğine bak. Ben Ulenberg 2 saat dinledim, hiçbir şey anlamadım ben. Pozisyon net penaltı, sarı kırmızı bilmem. Ben de bu pozisyon sarı kart diyorum. Peki. Ama net penaltı mı? Penaltı. Çağıracaksın. Çağırmaması sıkıntı. Zaten tartışılan nokta bu. Yani niye çağırmıyorsun? Çünkü VAR'daki hakemle Cüneyt Hoca arasındaki kıdem farkı tartışma noktası. Şu an gördüğümüz açı en net açı. Doğru. O senin sözünü ettiğin yarım saniye. İçerisinde. Çünkü sağındaki adamın da topa müdahale etme ihtimali yok. Yok ama burada şey var Serdar. Diğer taraftan bakınca da Rafael'in topla hiçbir alakası yok. Rafael oyunu bırakmış. Bak. Bu o yüzden kırmızı kart Rafael yani. Rafael bunu dışarıda ceza sahası dışında yapsa sarı kart verir. Yok bu, ama bu şey. Bu foyle. Gol anlarında. Ilgaz sertlikten söylüyor kırmızıyı bence. Evet yani şeyden bahsediyorum. Yok, Rafael'in hiçbir şekilde şeyle alakası bak, yok. Bak aşile maşile vuruyorsa tamam kırmızı. Ama herhalde aşil tendonuna falan vurmuyor. Yok, önüne yok. Vuruyor. Ya, bir şekilde vuruyor bence. Çelme takmıştı, engel olmuş. Evet, peki takmıştı. Devam engel edelim o zaman. İki kırmızı bir sarı çıktı ki penaltı konusunda Ceyhun Hocam da hemfikir. Dört penaltı kararı çıktı ki Beşiktaş cephesinden de tepki vardı. Şimdi Rozier'in elle oynamadığına bakacağız. Edipol Başakşehir'li futbolcular elle oynama beklentisi içerisindeydi ki Rozier de sınırdaydı. Elle oynama varsa kartta gerekir mi diye ayrıca da sorayım. Ama pozisyon devam ettirildi. Ceyhun Hocam ne dersiniz? Böyle bir pozisyon tartışmıştık. Bu arada uzatma bölümü 90+3. dakika. Ayaktan sekiyor. Kol doğal konumundan. Burada hakem ne verdi? Açık mı? Doğal konumundan açık. Şey neyi tartışmıştık? Arda'nın pozisyonu tartışmıştık. Arda'nın pozisyonu da var kimdi? Baldırından eline seçiyor diye. Kimdi var? Şimdi bak, Çakır'dı. Burada da bence el var.
El var. Sarı yok. Cüneyt nerede kalıyor? Eli ama bak. Bir önceki bak. Cüneyt nerede kalıyor bak. Evet Cüneyt net görüyor onu. Cüneyt görüyor. Görüyor musun? Evet. Tam görüyor. O sıra önünde. Josef Sosa var önünde. Josef de orada Cüneyt orada kalıyor. Bunu Cüneyt Çakır sınıfında bir adamın kaçırması söz konusu değil. Pozisyonu görmüyor. Ya el %100 var da. Bak şeydeki arkadaşım Recep'ki arkadaşımız avantaj harika. Avantaj sağlıyor. Evet. Baba bak tam göremiyor ne yaptığını. Çünkü tam görüm Josef canım, o kadar da önce, Josef engellemiyor. O dediğin tık var ya. O dediğin tık oluyor. Ha, engellediğini çok düşünüyorum. Yoksa Cüneyt'in bunu vermemesi söz konusu değil. Çünkü pozisyonu... Cüneyt demeyelim. Cüneyt Çakır diyelim. Yani. Cüneytler karışmasın diye söylüyorum. Cüneyt vermiyor diyorsunuz. Yani ben sanki vermiyorum. Ben veriyorum. Cüneyt Çakır'ın bunu görüp vermemesi söz konusu da değil. Oyunu. Ayrıca buna yani bilmeyen olabilir diye bizler biliyoruz da VAR'ın müdahale etmesi söz konusu tabii değil. Onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Peki. Sadece şu var. Hani onu söyleyelim. Şey... Ne derler? Bursa Kartal kılıç kalk yok kılıç kalkan ekibi gibi gelmiş. Allah mesela Allah standart meselesi sadece. Ya geçen hafta Sivas Spor maçında Galatasaray Sivas Spor Bırgaz maçında. Görse verirdi. Bence de Josef bence tam eline engelliyor. Engelliyor. Görse verirdi. Çok anlık bir göremedi bence. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani. Ama o sırada vardı. Önüne evet önüne şey geliyor herhalde. Tık geliyor. Bak tık. Evet. Bir salise yani. O salise de Sosa önüne giriyor herhalde. Yok ben hiçbir şey söylemedim canım zaten. Sosa engellemiş ya. Söyledin Ilgaz sen. Ilgaz ama Arda'daki kesin pozisyonda... Kesin Ilgaz söylemiştir. Ilgaz söyledi bak. Ilgaz niye yok dedin? Ilgaz bazen böyle hiç faili olmayan suçların direkt mahkumu olabilir yani. Başka bir şey söyleyecekti Ilgaz. Başka sözünü şey kestim. Yok ben... Yok ben standarttan bahsediyorum. Standart. O şey, yani o standart... Ama şu kareyi görünce sen de sustun şimdi. Tabii ki canım. Orada ama göremez. Ama bu pozisyon Arda'nın pozisyonu çok farklı. Doğru. Bilmiyorum. İşte doğru. Arda'daki tartışılır mı tartışılmaz? Hayır öyle değil. Bak. Milletin kafası karışıyor. Ben standarttan bahsettiğim bu. Kurallarda da belirtiyor. Orada ikili mücadele. Fakat top Arda'nın kontrolünde değil. Dolayısıyla orada şuna bakıyorlarmış. Bakmış diyorum. Kuralları söylüyorum. Hı-hı. El doğal pozisyonunda değilse Arda'nın doğal pozisyonundaydı. Yok açıktı. Hakem onu penaltı olarak çalabilir. Orada top Arda'nın elini açtı yalnız onu söyleyeyim. Bak rakipten mi geliyordu orada? Yok kendi baldırından geliyor. Kendi vücudundan, baldırından seçiyor. Top bak geliyor. Top sende oyuna topu sokuyorsun değil mi oyuna? Stopersin. Sekti ayağından eline geldi. Eğer o penaltı değil ceza sahası. O penaltı çünkü hiç kimse bilerek eline top çarptırmaz. Onu öyle yorumluyorlar. Ama Arda'nınki bir mücadelenin içerisinde topun nereden geleceği belli değil. Orada sadece senin elin... Yok zaten ben onu tartışmıyorum. Sadece benzer pozisyon. Bu pozisyon ve pozisyon arasındaki yani... farklılığı değinmek istiyorum sadece. Peki. Ama bu el, net el. Kaldığım pozisyonumuz Ercan Şimşek ve Murat Demir'e sorayım. O sırada Sosa'yla önüne geçiyor Cüneyt Hoca'nın. Yani bence bunun da el olup olmadığı tartışılır son pozisyon yani. Buydu. Birinde penaltı oldu. Diğerinde değil karar verdik bu arada. Aslında onları bak, konuşalım. Beşiktaş mesela... iki penaltı dedi ya. Sayın yönetici. Bizim Ercan'dan şey rica edebilir miyiz? Bizde Roma-Cenova maçının özeti var. Güven'den veyahut da Reji'de. Roma-Cenova maçının özeti var bizde. Bu hafta içi de sık sık tekrarladığımız. Sevmediği dakikaları. Roma-Cenova maçında durum daha 1-0 olmadan önce. Mancini'nin golünden önce bir veyahut da iki önceki sekans. Cenova'nın penaltı beklediği bir pozisyon var. Smalling'in eline top nasıl geldi, geldi mi gelmedi mi diye. Onu tamam, getirebilirler onu... mi? Yok, şu bir anda hemen tabii değil, bir 5-10 dakika sonra, 15 dakika sonra yani. Son bölümde konuşuruz. İsterseniz Galatasaray'a geçelim. Beşiktaş'la ilgili yeni gelişmeler oldukça döneriz. Galatasaray